Benim Adım Melek ekibiyle söyleşilerimiz çekimlerin gerçekleştiği Gaziantep'te devam ediyor. Rabia Soytürk, Meleğin biricik kızı, Karadağların da tek kız torunu olan Defne'yi canlandırıyor. 21 yaşındayım. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. Karadenizliyim. Anne tarafında da, baba tarafında da ilk torundum. Bu yüzden hep çok sevildiğimi, çok ayrı tutulduğumu söylerler. Öyle de hissetmiştim ve hala onun şeyini hissediyorum. Dedem, anneannem, babaannem hala hayattalar ve çok şanslıyım o yüzden. Anneannemle çok zaman geçirdim. Yani o baktı beni, o beni büyüttü. O yüzden onun verdiği bir olgunluğu hissediyorum hep üzerimde. Annem de onu söyler yani. Benden çok seni sevdiler. Ve onlarla büyüdüğüm için de onlar hep bana bir olgunluk kattı. O yüzden çok güzel bir çocukluk geçirdim. Mutluydum yani. Sevildim, sevdim. Güzel, hala hayattalar, hala çok mutluyuz. Yaşamına henüz çok genç yaşta farklı bir yön veren Rabia Soytürk'ün kararlı ve cesur hamleleri sizleri de şaşırtacak. Üniversitenin birinci senesinde buraya geldim ve dondurmak zorunda kaldım. Mimarlık okuyordum. O öyle kaldı. Kaldı, mutsuz muyum bundan değilim. Aslında zaten okumaya başladığımda nasıl bitireceğim ben ya sorusu kafamda böyle milyon tane oluştu. O orada zaten durdu ilk senemde. Soytürk'ün oyunculuk yolculuğu bir merakla başlıyor. Tiyatroya çok ilgiliydim. Kişinin sıradanlığı ve sempatisi, samimiyeti ve ayrıca olduğu dünyası her zaman ilgimi çekmişti. Oyunculuk, televizyon oyunculuğu gözümde yoktu. Tiyatroydu yani benim için. Annem bunu fark ettiğinde, yani ne zaman fark ettirdim anneme de? Ortaokulda. Ortaokulda kursa yazdırdı beni. Küçük bir kurs. Eğitimlerim bitti. Tiyatroya devam ettim. Şehirler arası tiyatro turnelerim oldu. Çocuk tiyatrolarım oldu. Genç oyuncuya göre tiyatroyla dizi arasındaki en büyük fark bakın neymiş? Bedenin özgürlük alanına kadar çok fark var. Bence tiyatro oyunculukta bir özgürlük alanı diye düşünüyorum. Dizi bir özgürlük alanı değil. Şu an dizide yer alıyor. 2, 1, buyurun. Soytürk'ün Benim Adım Melek'le tanışması meğerse gerçekleşmesini istediği bir hayalmiş. Ömer, efendim o? Bana ilk iki bölüm geldiğinde bayağı güzel düşündüm. Yani dedim ki bayağı güzel şeyler olacak. Heyecanlandım. Şehir dışı bir iş. Aksine ülke dışı bir iş. Bir de bir başka ülke değiştirdik, şehri değiştirdik falan. Başlangıç zaten beni çok heyecanlandırdı. Tam sırası Kerem. Şimdi tam sırası. Anne, cevap vermeyecek misin? Bir şey söylemeyecek misin bize? Davranışlarıyla çoğu zaman eleştirilen Defne karakterini anladığını söyleyen yetenekli oyuncu, olaylara farklı bir şekilde bakıyor. Defne nasıl biri? Defne bencil birisi. Yani seyirci izlediğinde nasıl bir kız bu ya dedirtecek çok soru alanı tanıyacak birisi seyirciye. Ama aslında kendi hayalleri için, kendi idealleri için bence yapması gereken şeyleri yapıyor. Bazen dili sert olabilir. Aileye karşı, konağa karşı, Antep'e karşı. Ama kendi birisi. Defne yani kendi gibi birisi. Dur, bir dakika. Babamlar. Babam. Tamam sen git, ben seyitleri getiririm. Doğru düzgün konuşacaksın benimle. Ya baba ne yapıyorsun, bırak. Ya baba bırak Kerem'i. Sen çek buraya ya. Ya size ne oldu Allah aşkına ya? Ha? Antep'in havası mı dokundu size? Baba
Kime dikleniyorsunuz siz? Ya baba, kolumu bırak, canımı acıtıyorsun. Gülcan, kadınları itip bırakacaksın. Ya sen çek şuradan be. Ya ne yapıyorsun? Yavaş olur musun sen ya? Karşında kadın senin ya. Lan sen kimsin be? Defne'nin babası Alpay'a olan düşkünlüğünü biliyoruz. Bakalım Rabia Soytürk ailede en çok kime düşkün? Ya sen niye bununla da düşüyorsun? Anlatacağım. Özel hayatımda da babacığım. Buna belki doğru diye ayrım yapmamak gerek ama babacığım ya. Kız çocuğu ve baba. Baba. Evet, babacığım. Annemle de aram çok iyi. Annemle belki daha da iyi gözükür. Babama anlatmadığım şeyleri annemle daha çok paylaşırım. Ama yine o paylaşamadığım bir yerde bile baba yani. Oyuncu için Gaziantep'te yaşamak özel ve unutulmaz zamanlar demek. Yemeklerini tanıdık. Yemeklerini tanıma imkanı bulduk. Antep artı 10 kilo bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Yani samimi bir yer. Ben yani doğu bölgesinde Antep'te olduğumuz için çok mutluyum. Yani bence şanslı bir yerdeyiz. Güzel ağırlanıyoruz. Gerçekten gittiğimiz yerlerde, yemek yerlerinde, gezmeye gittiğimizde. İnsanlar mutlu bizi gördüklerinde. Biz de onlar mutlu olduğu için çok mutluyuz. Bence güzel gidiyor ve sevdim. Günaydın. Günaydın. Rabia Soytürk, Gaziantep mutfağından en sevdiği yemekle bizleri yine şaşırtmayı başarıyor. Mahmut kalkmadı mı lan? Kişleme. Sebze yemeklerini, zeytinyağlı yemekleri, yani sağlık oranı yüksek şeyleri çok seviyorum. Brokoli çiğ yerim, pırasayı çiğ kemiririm. Buraya geldim, küşlemeci oldum. Çok saçma. Ya resmen şu an hastane köşesinde oturmuş sinir olduğum birinin hayatımı anlatıyorum. Dizideki Ömer ve Defne ilişkisine dair oyuncunun samimi açıklamaları var. Sen doktorsun sanırım. Olmaya çalışıyorum son sınıf. Şu an bayağı şeyiz. Tripkeşiz yani birbirimize. Ama ben Mert çok sevdim bu arada. Yani enerji olarak yalan söylemeyeceğim. Hani bu şey olur ya. İyi anlaşıyoruz, birbirimize uyumumuz çok güzel falan. Bu değil. Gerçekten Mert'le yan yanayken bir şeyler paylaşabiliyorum. Sahnede de aynı şekilde. Yani özel şeyimde de, Rabia olduğumda da, sahneden çıktığımda da diyalog halindeyim. Yani sahnemizi çekip dönüp gitmiyoruz. Yine yüz yüzeyiz ve hemen Rabia ve Mert olarak da konuşmaya devam edebiliyoruz. Bu çok önemli benim için. O yüzden Defne'yken de kendimi rahatça ona açabiliyorum. En azından oyun alanındayken güveniyorum ona. Onu da bana güvendiğini hissediyorum ve güzel şeyler çıkarttığımızı düşünüyorum. Daha da güzel şeyler çıkacak. Anne birazcık bize bırak, biz sevelim. Abi, abla, hepimiz çok özledik ballı kalplerimizi. Soytürk'e göre Nihir Erdoğan'ın canlandırdığı Melek sıra dışı bir karakter. Anlamak, biz çok korktuk sana bir şey olacak diye. Bir şey olmadı ki. Hem ben babamla gittim. Size sürpriz yapacak. Melek fazla melek bir anne ya. Melek çok melek. Bence kelime bulamıyorum ama Melek gerçekten saf bir anne. Saf, saf temiz ama. Yani çocukları için bu kadar şeye katladı, bu kadar şeyi göz ardı edebilecek gerçekten anne sayısı belki azdır. Herkes anne anne değildir yani. Melek anne. Söyleşimiz Rabia Soytürk'ün gönülden vedasıyla sona eriyor. Bizleri izlemeye devam etsinler. Umarım bizi çok sevmişler ve sevmeye devam ederler, sevdiyseler. Biz onları çok sevdik. Bu saate kadar buradaysak gerçekten onlar için. Kendimizi sevdirdiysek Antep'e, seyirciye, tüm izleyenlere çok mutlu oluyoruz. Yani o reyting tahminlerinin ertesi günü böyle hani böyle sette bir araya gelip o reyting yükseldiği anda böyle hepimizin gözlerinin içi gülüyor ve daha pozitif, daha enerjik çalışıyoruz. Çok önemli bunlar bizim için. Umarım böyle güzel devam eder. Şu an güzel bir yoldayız, güzel ilerliyoruz bence. Güzel de devam etsin. Sana diyeyim ki daha fena şeyler olacak Vilda.
Eğer bu çatının altındaysan icra bedenin yapıcı. Senin çatı dediğin yere sığıntı olduk biz. Şimdiye kadar neredeydin dede? Ne yaptın be Mithat? Ne ara kör oldum da yolunu kaybettim böyle. Benim adım Melek. Bu akşam sen yeni bölümüyle saat 20'de TRT 1'de. Melek, dur rica edişin. Melek kızım ne olmuş sana? Ya bizim canımızla uğraştığın yetti Cumalem mi? Gitsin, gitsin, gitsin artık. Melek. Keşke beni yalasaydın baba. O ciğerime soktuğun hançerden öleceğimi bilsem seni affetmeyeceğim Melek.